Herkese merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tarifle açıyorum bugün yine kanalımı. Harika bir tarifim olacak sizlere. Şurada yaklaşık olarak 3 tane büyük patatesim var. Onları güzelce rendeledim. Şöyle sularını sıkıyorum. Sularını sıktıktan sonra da karıştırma kabının içerisine alıyorum. Hemen buradakini alalım. Ve bu karıştırma kabının içerisine 3 tane patates, rendelenmiş patatesten sonra 1 tane, 1 su bardağı dolusu kaşar peyniri rendesi var. Onu hemen ekliyorum. Arkasından 2 tane yumurtam var. Onu kırıyorum. Maydanoz, tuz ve karabiber de ekleyeceğim. Maydanozu, tuzu ve karabiberimizi de ekledim. Şöyle güzel bir harç yapıyoruz. Tam bir ana yemek diyebiliriz. Davet sofraları için de güzel olur. Misafir ikramlıklarınız için de deneyebilirsiniz. Bence herkesin de seveceği bir lezzet. Bu arada sıvı yağını da ekledim. Onu da söyleyeyim. İç harcımız güzelce yoğruldu ve hazırlandı. Şimdi hemen yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine aldım. Bir tane bile ziyan etmeyelim. Elimle şöyle 1 santim olacak şekilde tepsiye diziyorum. Sonra önceden ısıtılmış fırına göndereceğim. Ben de o sırada iç harcını pişireceğim. Şöyle göstereyim. 1 santim kalınlığında böyle tepsinin içerisine aldım. Hemen şimdi fırına gönderiyorum. Çünkü üzerine iç harcı yapacağız ve sonrasında rulo olarak saracağız. Hadi bakalım gönderelim fırına. Hemen soğanlarımızı tavaya alarak başlayalım. İç harcımızı yapmaya. Bu arada fırında da patatesimiz pişiyor. Bir baş soğan, içerisine de gördüğünüz gibi sarımsak. Birazdan da biberini ekleyeceğim. Azıcık sotelensin. Soğanlarımızın arkasından hemen biberimizi de ekleyelim. O da birazcık sotelensin. Hemen 300-400 gram kadar kıyma vardı. Onu da ekleyeceğim. Biraz. Evet. Ben salçayı da ekledim. Şöyle güzelce kavurdum ve hemen kıymamızı da ekliyorum. Kıymayı da şöyle güzelce kavuracağım. Şöyle patatesimizi göstereyim. Çok da güzel bir şekilde pişti. Hemen kıymalı harcımı üzerine dökeceğim. Bir de şöyle göstereyim sizlere. Evet, hadi o zaman kıymalı harç gelsin üstüne. Kıymalı harcımı da dikkatli bir şekilde döküyorum. Fazlası, kıymanın fazla geleniyle. Yarın kahvaltıya mutlaka bir şey yaparım ben. Şöyle eşit olacak şekilde her tarafına yediriyorum. Ve şimdi şöyle yardım alarak yağlı kağıttan ilk rulo'yu şöyle sıkıştırarak saralım.
bu şekilde gördüğünüz gibi bir. Şimdi üzerine şöyle güzelce kaşar peyniri rendesini de ekliyorum ve hemen fırına gönderiyorum. Patatesli mis gibi kıymalı rulomuz hazır. Çok güzel oldu gerçekten. Mis gibi koktu mutfak her şeyden önce. Şimdi şöyle hepsini güzelce tabağın içerisine alacağım. Vallahi başlı başına bir yemek. Yanına bir salata yapsanız, bir de bir çorba bence yeterli olacaktır. Ve şöyle hemen yemeğimizin finalini göstermek istiyorum. Çok ama çok güzel oldu. Ben denerseniz seveceğinizden eminim. Eski zamanlarda bir kral yola koskocaman bir kayak koydurtmuş ve sonra bir pencerenin kenarına geçmiş, başlamış neler olacağını izlemeye. Yoldan bir sürü kişi geçmiş. Muhafızlar, saray görevlileri, kralı ziyarete gelenler, sarayda işi olanlar, herkes kayanın etrafından ite kaka zorla da olsa geçmişler. Geçerken de bir sürü kişi söylenmiş. Bu nasıl kral? Bir sürü vergi alıyor ama yolunu temiz tutmuyor diye. Sonra saraya sebze meyve getiren bir çiftçi bu manzarayı görüyor ve kayayı ite kaka tek başına kanter içinde yoldan çekiyor. Çektikten sonra tekrar küfesini sırtına aldığında bir bakıyor ki kayanın altında koskocaman bir altın küfesi var. Üzerinde de bir not. Bu altın kayayı yoldan çekene aittir. Yani işin özü şu arkadaşlar. Bazen bazı yükler size ağır gelebilir. Sonunda ödülünüz çok büyük olacaktır. Zaman ve sabır. Dışarıya çıktım. Şimdi Sibel'cimi bekliyorum. O da şimdi şuradan bir yerden çıkıp gelecek. Onunla beraber ve diğer arkadaşlarla birlikte mevlit var. Okumaya gideceğiz. Aldım yanıma kıyafetlerimi falan, başörtümü. İnşallah orada şöyle dua okuyarak da birazcık manevi olarak da kendimizi güçlü hissedeceğiz. Ev sahibinde inşallah hayırları kabul olsun diyorum. İşte geliyor. Bugün bir de istedim ki şöyle güzel bir kokoslar pasta yaparım sizlerle beraber. Eminim çok seveceksiniz. Hem lezzetli hem de yapımı kolay. Biliyorsunuz ben de zaten sizler için genellikle böyle tarifler seçiyorum. Gördüğünüz gibi kekimizi hazırladım ve çok ama çok güzel oldu. Harcımız hazır. Verdiğim malzemeleri birebir yaparsanız çok güzel bir kek harcı hazırlamış olursunuz. Şimdi hemen şöyle dökelim. Yağlı kağıt serdiğim kelepçeli kek kalıbına. Haydi bakalım doğruca fırına. Kekimiz fırında pişe dursun. Şimdi biz hemen üst kısmını yapalım sizlerle birlikte. Bunun için 1,5 çay bardağı kadar süt ve 1 paket krem şantimiz var. Krem şanti ile sütümüzü güzelce çırpacağız. Hemen arkasından da 2 su bardağı kadar Hindistan cevizi ve 1 tepeleme yemek kaşığı kadar pudra şekerimizi ekleyeceğiz. Krem şantimiz hazır. Hemen içerisine Hindistan cevizimizi ekliyoruz ve pudra şekerimizi güzel.
güzelce karıştırıp buzdolabına kaldıracağım. Kekimiz hazır olduktan sonra, o da soğuduktan sonra kekimizin üzerine süt dökeceğiz. Ve son dokunuşlardan bir tanesi olan buharcımızı ekleyeceğiz. En son bir de ganaj yapacağız tabii ki. Ve evet, krem şantimiz de hazır. Bir güzel karıştırdım. Şimdi de onu buzdolabına gönderiyorum. Bu arada kekimiz pişti. O hazır ama biraz soğuması lazım. Şimdi sırada kremamızla ganajımızı hazırlamak var. Bunu da yapıp soğuması için bir kenara bırakacağım. Bir paket gördüğünüz gibi krema 60 ya da 80 gram olacak şekilde de ister bitter isterseniz de normal çikolata kullanabilirsiniz. Kremamızı ekledikten sonra içerisine çikolataları da ekliyorum ve kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştıracağız. Gördüğünüz gibi kremamız neredeyse hazır olmak üzere. Ganajımız hazır. Şimdi kekimiz soğudu. Hemen sütle ıslatıyorum. Kekimiz artık istediğimiz kıvama geldi. Yani soğudu. Şimdi hemen hazırladığımız krem şantimizi üzerine ekleyelim. Bol bol dolduralım bakalım. Kelepçeli kalıptan henüz çıkartmıyorum. Çünkü en son ganajı döktükten sonra süsleme sırasında çıkartacağım. Kar gibi bembeyaz olmadı mı? Şöyle güzelce üzerini düzleştirelim bakalım. Şimdi artık son aşamaya geçiyoruz. Ganajımızı da üzerine güzelce her yerine eşit olacak şekilde. Evet, pastamız hazır. Şimdi buzdolabında en az 3 saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Finalde tekrar göstereceğim. Ben çayı koydum. Çay olana kadar da şöyle pastamızı süsleyelim istiyorum. Buzdolabında epey de bir süre dinlendi. Süslememiz hazır. Artık ya Allah bismillah deyip kalıptan çıkartabiliriz. Pastamızı kalıptan çıkardım. Şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Gayet de güzel oldu, çok şükür. Mutlaka deneyin, bana teşekkür edeceksiniz. Pastamız tabii ki hemen çayın yanına dilimlendi bile. Afiyet olsun deneyecekler. Eminim çok ama çok seveceksiniz. Kahveye bir misafirim gelecek. Ben de önden hazırlık yaptım. Çok şükür karşınıza geçebildim. Birkaç gün video atamadım. Bir türlü editleyemedim. Bir türlü hepsini toparlayamadım. Bir telefonumla alakalı sıkıntıdan dolayı da hayır konuşamadım da. Çektiğim bazı şeyler maalesef silindi. Onunla da biraz canım sıkıldı açıkçası. Neyse biz arkadaşlarla en son biliyorsunuz Mevlid'e gitmiştim. Çok güzel dualar ettik, okuduk. Maneviyat olarak çok iyi geldi. Hemen arkasından arkadaşım geldi. Akşam oturduk, kahve içtik beraber. Onu da uğurladım ve dedim ki artık daha fazla bekleme Zübeyde. Hemen videonu editle, sevdiklerinle buluş, kavuş. Bir de biliyorsunuz bir hastalık süreci geçirdim. Hala toparlanamadım. Nasıl bir şeydi anlamış da değilim açıkçası. Bir iyi oluyorsunuz, bir kötü oluyorsunuz. Aslında ayaktayım ama bir türlü vücudum toparlanamadı. Çünkü çok yoğundum. Çok aktif bir sürecin içerisine
girdim. Biliyorsunuz ben genellikle ev kuşuyumdur. Birazcık böyle koşturmacalı, tempolu bir şey olunca hem eve yetişeyim, hem çocuklarıma yetişeyim, hem eşime yetişeyim derken işime yetişeyim. O yoğunlukta tabii ki birazcık yoruldum. Ama şimdi daha iyiyim. Dinlendim bu sürede. Çekimlerimiz tekrar başlayacak şimdi önümüzdeki hafta. Ben de bol bol dinlendim. Daha iyiyim Allah'ın izniyle. İşlerimize devam edeceğiz. Şu kolumu göstereyim size. Bakar mısınız? Şu, bu kolumun daha iyi hali. Sanırım ya serum takarken bir şey oldu ya çıkartırken oldu. Zaten çok acımıştı takarken de çıkartırken de. Bu iyi hali bu arada. Bu kol şişti, morardı falan. Bayağı biraz da onun ağrısıyla falan uğraştım. Çünkü iki tane serum taktılar. Bir hafta sonu gittiğimde takmışlardı. Sonra da gittim tekrar iyileşemeyince bir an evvel ayağa kalkayım diye. Neyse o arada birazcık onun mağduriyetinde yaşadım. Ama çok şükür her şeyi toparladım. İyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Yazdığınız yorumlar için bir kez de buradan böyle gözlerinizin içine bakarak teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler gibi güzel bir ailem var. Çok güzel ilerliyoruz. Teşekkür etmek istiyorum sizlere. İnşallah Rabbim de sizin işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Önünüzü açık etsin, aydınlık etsin. Ne dileğiniz varsa böyle önünüzde çok çabuk her şey açılsın. Bu arada ikinci kitap çıkacak biliyorsunuz. Tabii ki hemen çıkmayacak. Bunun bir süreci var. Hatta benim üçüncü ve dördüncü kitabım bile bir hazır kenarda. Biliyorsunuz ilk kitabı çıkartırken böyle kafam karışmıştı. Acaba o hikayeyi mi çıkarmalıyım, bunu mu çıkarmalıyım diye. Hikayeyi çıkartırken birazcık böyle cesaretsizdim. O yüzden onu birazcık bekletmiştim. Hatırlayanlar vardır içinizde. Şimdi sıra ona geldi. İlk kitabı çıkarttıktan sonra ve güzel bir satış yakaladıktan sonra biliyorsunuz bir yayın evi benimle çalışmak istediğini söyledi. Ben de elimde böyle yazdığım bir kitap olduğundan bahsettim. Şimdi onun üzerine düzenlemeler yaptım. Editörüm de sağ olsun bana çok destek oldu, yardımcı oldu. Eksiklerimi tamamladı. Gidişatla alakalı beni sürekli yönlendirdi. Şuraya şu olsun, buraya bu olsun diye. Böyle paslaşarak çok güzel bir şey çıkarttığımızı düşünüyorum. İnşallah siz okuyucular da çok seveceksiniz. Okuyucusu bol olsun istiyorum. Ve birazcık da sosyal sorumlulukla da alakalı, herkesin kalbinde güzel iz bırakacak. Yaptığım her işte mutlaka ya bir şeye değinmek istiyorum ya da güzel, kaliteli bir şeyler yapmak istiyorum. İnsanları tüketime değil ya da insanları abartıya değil ama insanları her zaman kendilerini geliştirmeye, yol göstermeye çalışıyorum. Nacizane elimden geldiği kadar diyorum. Sizleri çok seviyorum. Aşama aşama zaten Allah nasip eder, ömür verirse sizlere hepsini anlatacağım ve bahsedeceğim. Destek verdiğiniz için ve her zaman yanımda olduğunuz için bir kez daha teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Abone olmanız benim için ve kanalım için önemli. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsam benim için çok daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.